Siz cevap verene kadar beklerim arkadaşlar. Evet, Elif Hanım öyleymiş. Hızlı okursam anlamayacağım. Ben zaten bu hızlı okurken anlamıyorum. Aslında ben de hızlı okurken anlamıyorum biraz. Ben çok yavaş okurum hatta. Güzel, yani okurum, çok kitap okurum ama yavaş okurum mesela. Yavaş okuduğumda daha iyi anlayacağımı düşünüyorum. Daha iyi, daha hoş oluyormuş gibi geliyor bana, bilmiyorum. Peki yavaş okuduğumda daha iyi anladığını düşünüyorsan Zehra ve diğer arkadaşlar. Peki sadece tane tane okursak sindirebiliriz gibi geliyor. Yavaş okursak daha keyif aldığımızı düşünüyoruz. Peki birinci sınıf seviyesine inip okuma ihtiyacı duyuyor musunuz? Ben değil. Ben duymuyorum ama arkadaşlarda varsa öyle bir tabii ki. Ha, ne demiyorum. Ya o kadar da değil tabii ki. Niye? Çünkü sizin şu andaki zihninizin okuma üzerindeki potansiyeli 150-250. Hadi 250 kelime diyelim. 250 kelime civarında olduğunu varsayacak olursak beyin de daha hızlı çalışıyor. O zaman ne oluyor? Okumaktan sıkılıyorsunuz. Şimdi ben tane tane okumayı seviyorum ama okurken de sıkılıyorum. Uzun süre okuma yapamıyorum. Okurken uykum geliyor. Bunları söyleyenler de çok fazladır. Esma da her kelimeyi okuyarak ya da yavaş okuyarak zevk almıyorum demiş. Yani bunlar göreceli tabii ki ama genelde genel problem yavaş okuyucularda şudur. Ben okurken sıkılıyorum, yavaş okurken zaten anlamıyorum, hızlı okursam nasıl anlayacağım tarzındadır. Şimdi bizim beynimiz eğer dakikada minimum 700 frekans algılıyorsa maksimumu henüz hesaplanamamış arkadaşlar ve dakikada 15.000 kelime okuyan dünya rekortmeni var. Bizim ülkemizde dakikada 12.000 kelime okuyan yıllar önce bir öğrenci vardı. 6. sınıf öğrencisiydi. Hatta onun videosunu izletebilirim biraz sonra. Dolayısıyla eğer minimum 750 kelime algılıyorsa zihin nasıl bir durum gerçekleşiyor biliyor musunuz? Şimdi bu benim beynim diyelim ki. Bu benim beynim. Ben okuma esnasında ne yapıyorum? 250 kelimeyi dolduruyorum. Burada bir boşluk oluşuyor. Beyin ve evren boşluk kabul etmiyor arkadaşlar. Biz eğer doğruyu öğrenmezsek yanlış her konuda gelip kendiliğinden yerleşir. Yanlışın yerleşmesi çok kolay, doğruyu öğrenmekte biraz zaman alıyor. Böyle de enteresan bir durum söz konusu. Şimdi buradaki boşlukta beyin ne yapıyor? Okuma esnasında aklınızdan başka bir şey geçtiği zaman olan şeyi ben şimdi size aktarayım. Şimdi ben bir okuma yapacağım. Aynı zamanda da zihninde çeşitli düşünceler olacak. Bakalım okuduğuma mı daha hakim olacaksınız? Yoksa düşüncelerime mi daha hakim olacaksınız? Normalde olağan hayatta olan şeyi ben şu an sözcüklere dökeceğim. Ne hissediyorsanız beyniniz okuma esnasında aslında aynı şeyi hissediyor olacak. Bu sadece roman okumakla ilgili değil. Evet, roman okurken oradaki olaya kendimizi kaptırıyoruz. Bir karakterin yerine kendimizi koyabiliyoruz ve daha akıcı okuyabiliyoruz. Olayları zihnimizde canlandırarak. Ama bir de akademik bir yazı okuduk, okuyoruz, makale okuyoruz vesaire. Bu şekilde düşünecek olursak daha fazla karşılaşıyorsunuz bu durumlarla. Şimdi gelelim benim gündemime. Ben bir okuma yapıyorum ve zihnimdeki düşünceler. Hem bir bakışta bugün temizlik yaptım, görülen, çarşamba günü yardımcı gelecek ama sözcük, neyse ben bugün toparlamış oldum, sayısının, o da geldiği zaman camları siler, artışına, şu pandemi bir bitseydi, hem de, ben ne dedim arkadaşlar, ne okuduğumu anladınız mı daha doğrusu? Ne düşündüğümü çok iyi anladığınıza eminim ama ne okuduğumu anladınız mı? Hiçbir şey anlaşılmadı ama ne düşündüğüm çok iyi anlaşıldı. Çünkü yoğun olarak düşünce her kelime arasına giriyor. Her kelime arasına giren düşünceyi engellemek için bizim blok okuma yapabiliyor olmamız lazım. Blok okuma ne demek? Bir kelimeye bakarken örnek veriyoruz. Şu kelimeye bakarken benim aynı anda şunları da görebilmem gerekiyor. Yani göz sıçramalarımı azaltmam gerekiyor. Bizler şu anda nasıl okumalar yapıyoruz arkadaşlar? Okumalarımız şu şekilde. Hem bir bakışta görülen sözcük sayısının. Biz bu şekilde göz sıçramaları yaparak okuma yapıyoruz. Temel amacımız da bu eğitimle birlikte silelim. Şu şekilde sıçramalar yapmak. Yani sıçramayı ne kadar azaltırsak
Farklı düşüncelerin okuma esnasında araya girmesini engellemiş oluruz. Temel amaç bu. Peki biz bunun için neler yapmalıyız? Yani bunu nasıl yapacağız? Ya iyi güzel anlatıyorsunuz da. çok iyi okuyucu olanlar arkadaşlar, standart bir ya 250 kelimelerden bahsediyorum ya, eğer kitap okumayı çok seviyorsanız, iyi bir okuyucuysanız şayet 350-400 kelime civarında dakikada kelime okuyabiliyorsunuz. Bu her platformda biraz daha fazla başarı getirir. Sınavlarda, öğrenme aşamasında, idealler, bilgi, her konuda daha fazla kelime okuyor olmak kesinlikle daha fazla avantaj sağladığını bugüne kadar yaptığım tüm çalışmalarda gördüm. Kitap okuma alışkanlığı olan herhangi bir birey, çocuk bile olsa, kendini çok iyi ifade ediyor, ne istediğini biliyor, istediği şeye nasıl ulaşacağını da biliyor, kendisine hedef koyup o hedefe nasıl ilerleyeceğini de biliyor. Bunlar çok önemli. Belki çok basit olarak görünüyor ama hepimizin, birçoğumuzun eksikleri. Ben eğitim koçuyum, öğrenci koçluğu yapıyorum. Neden öğrenci koçluğu yapıyorum? Bu alanlardaki insanların eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz. Onlara yol göstermeye çalışıyoruz. Okuma alışkanlığı olan bir bireyin buna ihtiyacı olmuyor arkadaşlar. Bunu çok net ve bariz bir şekilde söyleyebilirim. Öncelikle bizim göz sıçramalarımızı azaltmamız, yapmamız gereken şey arkadaşlar, bunu hep birlikte deneyebiliriz. Gözlerimizi, kafamızı hiç oynatmadan, gözlük kullananlarımız varsa gözlüklerimizi çıkartalım. Kafamızı oynatmadan karşımızdaki duvarda köşeden köşeye ekranda gördüğünüz gibi zikzaklar çizmeliyiz arkadaşlar. Bunu 5 kez deneyelim. Köşeden köşeye zikzakları çizelim. Mümkün olduğunca hızlı yapmaya ve köşeleri de görmeye çalışalım. Karşımızdaki duvarda, hatta bulunduğunuz ortamda en geniş duvara dönerek yapabilirsiniz bunu. Sonuçların neler olduğunu merak ediyorum arkadaşlar. Yaşayarak okumak Abdullah kötü bir şey değil elbette. Kalıcılığı artırır üstelik. Evet, şimdi bu şekilde gözlerimizi hareket ettirdiğimizde ne oldu arkadaşlar? Gözümüz ağrıdı. Evet, gözümüzün ağrımasının sebebi ne? Gözlerimizde kas var arkadaşlar. Aa, gözümüzde kas mı varmış? Evet, gözümüzde kas var ve biz onları bu zamana kadar kullanmamıştık. Kaslar şu an kas olduklarını anladılar. Hatta var olduklarını anladılar. Neden bu hareketleri yapıyoruz? İşte okuma esnasında bir kelime değil, iki kelime, üç kelime algılayabilmemiz için. Züleyha, öyle bir şey olmadıysa muhtemelen ya duvardaki köşeler çok dardı, ya da yeteri kadar gözlerini esnetmedin, köşelere esnetmedin. Göz kaslarının çok iyi olduğu, göz kasları çok iyi olan bir katılımcım ya da öğrencimiz daha önce olmadı. Çünkü hiçbirimiz göz kaslarımızı kullanmayı tercih etmiyoruz. Düşünsenize, bana sağa bak dediniz. Ben sağa şöyle bakmayı tercih etmiyorum. Ne yapıyorum? Kafamı çevirerek bakıyorum. Dolayısıyla göz kaslarım bir işe yaramamış oluyor. Nasıl okuyoruz Esma? Kas için zararlı bir şey yok arkadaşlar. Kaslarımızı geliştiriyor olmamız yüz yogasında kullanılan yöntemlerden bir tanesiymiş. Ve kaz ayaklarında da iyi geliyormuş. Biz göz kaslarımızı geliştirerek daha iyi, daha hızlı okuma yapmayı hedefliyoruz. Ama birçok alanda göz kasları ile ilgili yapılan farklı çalışmalar, yani farklı alanlarla ilgili göz kası çalışmaları yapılıyormuş. Mesela az önce de söylediğim gibi yüz yogasında kaz ayaklarını geciktirmek için yapılan bir etkinlikmiş şu hareket. Ama biz göz hızını artırmak, göz sıçramalarını azaltmak için. Esma, gayet güzel, doğru bir şey yapıyorsun. Muhtemelen senin okuma hızın şu an grubumuzdakiler arasında en iyilerden bir tanesidir. Göz kasları için zararlı olan bir şey yok. Bu hareketleri günde
10-15 dakika yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Birkaç tane daha hareket göstereceğim. Ve gözlerimizle ilgili ağrı hissettiğimizde, sulanma hissettiğimizde küçük dokunuşlarla şöyle göz masajı yapıyoruz ve ben bunu çok seviyorum. Siz de deneyebilirsiniz. Bana çok iyi geliyor bu. Sonrasında bu egzersizlerle bir püf nokta var arkadaşlar. Ne kadar kaç tur birden 6'ya doğru yaptıysak 10 kere de yapabilirsiniz. 15 kere de yapabilirsiniz. Biz ekrana 6 tane sığdırabildiğimiz için 6 tane yaptık. Geri doğru bu sefer 6'dan 1'e doğru yapmamız gerekiyor. Şu şekilde köşeden köşeye mutlaka köşeleri görüyoruz. Geriye de aynı hareketleri yapmamız gerekiyor. Yapalım. Yorulduğumuzda mutlaka göz masajı yapalım. Avuçlarımızı ısıtalım. Bastırmadan gözlerimizi kapatalım. Sıcak ve karanlık gözlerimizin çok hızlı toparlanmasını sağlıyor. Bu hareketleri yaparken neden gözlük takmamamız gerekiyor arkadaşlar? Çünkü beynimiz gözlük çerçevesi genişliğinde göz hareketi yapıyor bu sefer. Bizim daha geniş açıya ihtiyacımız var. Bu yüzden gözlüklerimizi çıkartmamız gerekiyor. Manuel egzersiz diyoruz bunlara. Manuel egzersizlerde. Ters istikameti de yaptıktan sonra bu sefer ikinci hedefimiz dikey egzersiz. Dikey hareketler. Dikey hareketler nasıl oluyor? Bir, şöyle. Bu sefer tavandan tabana yapıyoruz bu hareketleri. Burada genelde daha çok zorlanıyor öğrencilerimiz. Yatayda biraz daha iyi de göz kasları dikeyde o kadar iyi değil. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada sınır yok. Süre olarak da istediğiniz kadar yapabilirsiniz bunları. Önemli olan tek şey neydi? Ne kadar birden ileri doğru yaptıysanız o kadar geri doğru yapmanız gerekiyor. Önemli olan bu. Şimdi bunu yaparken nasıl yapacağız? Bu sefer yine köşeden başlıyorum. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Soldan başladım, sağa doğru gidiyorum. Tekrar ediyorum. Sonra kaç tur yaptıysam aynı oranda geri bu sefer. Çünkü ters yönde gözlerimin hızlı hareket etmesi gerekiyor. Bu şekilde göz hareketlerimizle yatay, dikey. Sonrasında öyle kelebek dediğimiz bir yöntem var arkadaşlar. Burada zor görünebilir ama çok da zor değil. Şöyle X işareti, yani duvarda köşelerde ve ortaya bir çizgi şeklinde gözümüzü yine hızla hareket ettirmemiz gerekiyor. Gözü eğitme dediğimiz aşama bu hareketlerden kaynaklanıyor arkadaşlar. Ben gözlükle gösteriyorum ama sizlerin gözlükle yapması, işte gözlüksüz yapması gerekiyor bu hareketleri. Not alabilirsiniz bunları. Yatay zikzak, dikey zikzak, mutlaka tam tersi, her hareketin tam tersi. Sonraki hareketimiz ise... Abdullah arkadaşımız şey demiş, yarın ALES var, gözlüksüz mü girsem hocam? Hayır, hayır. Bu sadece manuel egzersizlerde gözlüklerimizi, göz bebeklerimizin çerçeveyle sınırlanmaması için, daha geniş hareket ettirebilmek için gözlerimizi çıkartıyoruz gözlüğümüzü. Yoksa uygulamadan bir egzersiz yaptıracağım. Bir yazılımımız var, yazılım üzerinden egzersiz yaptıracağım. Orada elbette gözlük takıyorsak gözlük takmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü gördüğümüzde algılamamız lazım. Gözlüğü de bunun için kullanıyoruz. Yani görmek için kullanıyoruz değil mi? Benim gözlüğüm bu arada ekran koruyucu gözlük arkadaşlar. Mavi ışık gözlüğü. Uzun süre artık son bir yıldır ekran karşısında çalışmalar yapıyoruz. Kronik baş ağrısı yaşamaya başlamıştım. Beynimde bir şey olduğunu düşünmeye başlamıştım artık gerçekten. Ekran koruyucu gözlük almayı ekran karşısında çok vakit geçirdiğim için aslında istedim. Hani başım ağrıyor iyi gelir diye değil. Doktora da gidecektim. Bu gözlüğü aldıktan sonra benim bıçak gibi kesildi baş ağrılarım. Çok ilginç. Demek ki fark etmediğimiz bir şekilde ekranlardan yansıyan mavi ışıklar bize ciddi anlamda zarar veriyormuş. Şimdi bu gözlüğü aldım. İşte evdeki bilgisayar karşısında geçerse gözlüğü o takıyor diyebilirim. Mavi ışık cilde de çok zararlı. Yani her şey çok zararlı aslında. Kesinlikle son bir yıldır yaşlandığımı hissedeceğim. Evet. Alakalı acaba? Olabilir. Ya gerçekten ekranın ciddi anlamda vermiş olduğu zararlar var. Bunu en azından indirmek için de elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bilgisayar egzersizlerinde, ders çalışırken, film izlerken
oyun oynarken mutlaka kullanmanızı öneriyorum arkadaşlar. Dairesel hareketlerimizi de yaptıktan sonra yine ne yapıyoruz? Karşımızdaki duvarda kafamızı kesinlikle oynatmıyoruz arkadaşlar. Sadece göz hareket etmeli bu egzersizlerde. Karşımdaki duvarda kocaman bir daire varmış gibi gözümü dairesel hareket ettiriyorum. Kaç tur soldan sağa doğru hareket ettiysek o kadar yine ters yöne mutlaka gözlerimi hareket ettirmeliyim. Bir sonraki egzersizimiz çok eğlenceli arkadaşlar. Elleri omuz genişliğinde öne uzatıyoruz. Sonra kendimize doğru gelen el, omzumuza doğru değil, kaşlarımıza, kulaklarımıza doğru çekiyoruz. Hangi el bize doğru geliyorsa o eli, parmak uçlarımızı takip ediyoruz arkadaşlar. Gözlerimizi köşeye kadar gerdirebilmemiz gerekiyor. Ben yapamıyorum bunu. İhtiyaç duyduğumuz her an gözlerimizi kırpabiliriz. Kafamızı oynatmıyoruz Zehra. Deneyelim. Zehra üzerinde deneyelim bakalım. Ben yapamadım ama bunu. Şimdi böyle yapıyorum. Kafa sabit. Avuç işleriniz bize bakıyor. Kafa hep sabit. Kendime doğru yavaş başlatabilirim koordinasyonu sağlamak için. Bana doğru gelen el hangisi ise onunla ilgileniyorum. Giden ne değil. Gayet güzel. Süper. Bravo Zehra. Güzel. Teşekkür ederim. Evet. Bunu da ilk günlerde günde bir dakika yapabiliriz. Eğer gözlerinizin çok ağrıdığını hissediyorsanız günde 4 kez 1 dakika yapacağınızı 8 kez 30 saniye olarak planlayabilirsiniz. Bu çalışma çok keyifli. Ben 10 yıl önce Oğuz Hoca'dan bu eğitimleri alırken egzersizleri anlatıyordu. Zehra'ya bahsettim arkadaşlar sizi beklerken. Sakarya Üniversitesi mezunu benim bir hocam var, Sayra Hoca. Oğuz Saygın'ın eğitmeniydi kendisi. Şu anda Bodrum'da butik bir otel işletiyor. Sayra Hoca benim idolümdü. Kendisini çok seviyorum. Hala çok seviyorum. Ondan eğitim alırken kendimi hep onun yerinde hayal ediyordum. İlan çıktığında da çok selam söyle Sakarya Üniversitesi'ne dedi. Sayra Hocam'ın selamlarını da iletmiş olayım. Sayra Hoca bana bir egzersiz gösterdi. Dedi ki bir de dedi şöyle bir egzersiz var dedi. Kalemi dedi yavaşça çenene getireceksin. Yavaşça geri gidecek. Yavaşça burnuna. Yavaşça geri gidecek. Yavaşça alnına. Şimdi bana bunu öğretti. Ben Kadıköy'de ofis. Avcılar'a döneceğim. Metrobüsle dönüyorum. Bu egzersizi metrobüste yapıyorum arkadaşlar. Ne oldu biliyor musunuz? Tahmin edin bakalım ne oldu metrobüste böyle bir egzersiz yaparken yaptığım için. Bence bir tane anlayan çıkmıştır ya. Hiç anlayan çıkmadı. Hatta güldüler. Evet. Metrobüste bana gülmeleri beni çok eğlendiriyor. Çok güzel metrobüs anılarım vardır. Ben metrobüsü binmeyi çok seviyorum bu arada. Özellikle köprüden geçmeyi. Evet, alalım tahminleri arkadaşlar. Sizce metrobüste böyle bir egzersiz yaptığımda ne olmuştur? Hep bilgi olmuyor değil mi? Biraz evet, köpek, biraz bilgi. Evet. Ben bu örneği herkese anlatıyorum. Olur da metrobüste birisi böyle bir şey yaparsa bilin ki anlayarak hızlı okuma eğitimiyle ilgili bilgi sahibi. Evet, kimse fikir vermiyor. Kimse yani. Muhtemelen hasta sanmışlardır. Deli zanneden olmuştur. Garip bakışlar elbette oldu. Garip bakışlar yani. Ben metrobüste garip bakışları seviyorum. Özellikle bu arkadaşlar bana yer verdiler. muhtemelen hasta zannettikleri için yer verdiler. İnanılmaz. Evet, buradan da şöyle bir çıkarımda bulundum. Dedim ki bu hem anlayarak hızlı okumayı hem de anlayarak hızlı yer bulmayı sağlıyor. Çok mantıklı. Ben zaman zaman yine çok kalabalıksa eğer metrobüs bu yöntemi kullanıyorum arkadaşlar. Evet, evet, çok mantıklı. Çok mantıklı. Ben de deneyeceğim. Ben çok sıkıştıysanız şunu yapabilirsiniz. Bunu yaparsanız eğer yer açılır emin olun. Harika. Ben metrobüslerde falan işte eğitimlerle ilgili telefon görüşmeleri yapmam gerekiyorsa biraz daha sesli yapıyorum. Evet, anlayarak hızlı okuma eğitimi sınav için çok gerekli falan diye. Hani araştırsınlar, öğrenmeye çalışsınlar evet, falan evet. Amacım da bu. Öyle çok keyifli oluyor benim için metrobüsler. Bu egzersizleri uyguluyoruz. Yine ben bunları hızlıca geçeceğim arkadaşlar. Hı-hı. Şimdi uygulamanıza gerek yok ama mutlaka not alın ve gözlerinizi çalıştırmaya başlayın. Yine
Bu sefer kocaman bir 8 var gibi düşünüyorum karşımdaki duvarda ve gözlerimi 8 gibi hareket ettiriyorum. Bunu mümkün olduğunca seri yapmam gerekiyor ama ilk etapta biraz daha yavaş, böyle koordinasyonu sağlamaya çalışıyor gibi yapabilirsiniz. Sonrasında hızlandırmanız gerekecek. Bu şekilde. Yine kaç tur ileri yaptıysak bu sefer geri yapıyoruz aynı hareketi. Sonrasında sonsuzluk işaretiyle devam ediyoruz. Sonsuzluk işaretimizde göz kaslarını en iyi çalıştıran hareketlerden bir tanesinin bu olduğu söyleniyor. Çok da kolay yapılıyor arkadaşlar. Bir o kadar da geri bu sefer geri aynı şekilde hareket ettiriyoruz. Bu hareketleri yaparken istediğim kadar gözümü kırpabilirim. Hiçbir sakıncası yok. Hatta mümkün olduğunca kırpmaya çalışın. Göz yüzeyiniz kurursa gözleriniz kaşınmaya başlar. Aynı zamanda bu göz hareketleri göz sağlığınızı olumlu yönde etkiliyor. Gözlük kullanıyorsanız ileri derecede özellikle gözlük numaranız varsa iyileştirmese de gözlük numaranızın daha da ilerlemesini engelliyor. Ben şu şekilde çok fazla geri bildirim aldım. Hocam gözümde kayma vardı. İşte kaymanın hafif düzeldiğini fark ettim. Göz tembelliğim vardı. Göz tembelliğime çok iyi geldi. İleri derecede astigmat ve miyopum vardı. Gözlerimi kısarak bakıyordum ekrana. Artık gözümü kısmadığımı fark ettim. Bu şekilde yüzlerce geri bildirim aldım arkadaşlar. Zaten bu konuyla ilgili yazılmış makaleler de var. Göz kaslarını çalıştırıyor olmak göz sağlığına müthiş derecede etki ediyor. Yani göz sağlığınız için, kaz ayakları için çok erken olabilir ama mutlaka ihtiyacınız olacak arkadaşlar. Kaz ayaklarına çok iyi geliyor. Uygulama üzerinden, yazılım üzerinden yapılan egzersiz de başta dikkat ve odaklanma olmak üzere algı hızınızı da artırıyor. Dikkat ve odaklanmayı da bugün çocuklar için yetişkinler, öğretmenler, ebeveynler inanılmaz derecede arayış içerisinde. Çocuklarda çok fazla dikkat dağınıklığı olduğunu söylüyorlar. Ama bu sadece çocuklarda değil, yetişkinlerde de olduğunu çok net ve bariz bir şekilde gördük yine yaptığımız eğitimlerde. Dairesel bu harekette. Nasıl dairesel? Bir tur pembe ok yönünde daire çiziyorum gözümle. Sonra geri gidiyorum. Yani mavi ok yönünde hareket ettiriyorum bu sefer gözümü. Yani soldan sağa, sağdan sola, soldan sağa, sağdan sola 360 derece gözümü hareket ettiriyorum. Yine istediğiniz kadar bunları yapabilirsiniz. Son olarak en zorlayıcı egzersizlerden bir tanesi. Yani en kas esneten egzersizlerden biri de bu. 5 saniye kulağımı görmeye çalışıyor gibi gözümü gerdiriyorum sağ tarafa. 5 saniye saç diplerimi görmeye çalışıyor gibi gerdiriyorum gözümü. 5 saniye sol kulak. 5 saniye de çenemi görmeye çalışıyor gibi. Ben genelde burnumu görüyorum ama amacım o değil. Çenemi görmeye çalışıyor gibi gözleri gerdirmek. Bunu da birkaç tur yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben size anlayarak hızlı okumayla ilgili bir video izletmek istiyorum. Sunuma biraz ara vererek sonrasında uygulama üzerinden nasıl çalışmalar yapıyoruz bunu aktarmaya çalışacağım. Evet. Fatuma Nur, kaz ayaklarına iyi gelen nedir bilelim küçük yaşta demiş. Bu göz egzersizi, o iyi Evet, geliyormuş. az önce göstermiş olduğum göz egzersizlerinin tamamı kaz ayaklarına iyi geliyor. İnsanım, kulum, vatan. Evet, şu reklamlar geçsin. YouTube'dan açacağım çünkü videoyu. Evet. Şimdi anlayarak hızlı okuma tam olarak neymiş, nasıl yapılıyormuş? Buyurun arkadaşlar. Yaş kaç? 12. 12 yaşındasın. Nerede okuyorsun? Kayaşehir Ortaokulu'nda. Evet. Kaça gidiyorsun? 6. sınıfa. 6. sınıfa gidiyorsun. Tarık ne yapıyor biliyor musunuz? Bu elimde görmüş olduğunuz kitabı. Tarık, ne kadar zamanda okuyorsun bunu? 1 dakika. Bir dakika içerisinde bir dakika içerisinde 11.700 kelime yaklaşık 11.700 kelime okuyor Tarık.
Şimdi daha da tuhaf tarafı, dünya rekoru bir Amerikalı da 6000 kelimeyleymiş yaklaşık. Tarık kendisinde bu keşfedilince bir rekor denemesi yapılıyor. Babası zaten orada, öğretmeni orada, ablası orada. Babası da hızlı okuma kursu, doğru mu? Organizatörü. Ama Tarık'taki bu yeteneği sonradan keşfettiniz yani, sonradan, evet. Bir anda Tarık'taki bu yetenek keşfedilince Tarık'a bir kitap veriliyor ve bu kitabı, sadece bu kitabı değil. Yani günde kaç kitap okuyorsun? Değişiyor. Ne kadar değişiyor mesela? Yani hevesliyken 10 kitap bitiririm günde. Yani. Ve yani hani hevesi de varsa tutamıyorum da ya, 10 kitap yani. Tam internette gördüm Tarık'ı, bizim konuk araştırma buldu. İzlettiğinde ben inanamadım. Çünkü Tarık böyle okuyor. Açıyor böyle, başlıyor. Ve bu kitabın içinden, bu kitap bittikten sonra ne sorarsanız sorun onun cevabını veriyor. Evet. Çok acayip yapacağız zaten. Tarık'cığım, Sihirli Tepeler diye bir kitap. Teveşir. Sihirli Teveşir. Sihirli Tepeler neymiş ya? Tarık kitabı bir dakikada okuyor, ben üzerindeki adını okuyorum. Tarık'la aramızdaki fark o yani. Bayağı iyi. Babasıyla konuştuk, hocasıyla konuştuk. Daha bir sürü kitap var ama bir tane okumadıklarından seçtik. Bu kitabı daha önce içinden çıkarttığımız sorular var. Tarık'a da bu soruları bilmiyorum. Soruları soracağım. Evet, buyur Tarık'cığım. Zaten Guinness Rekorlar kitabı tarafından da ispatlandığı için. Rekorlar... Guinness... Bir dakika, bir şey söyleyeyim. Resmi notelde ispatlandığı için sorun yok. Evet. Yine son 8 yaş mezunları olduğun için giremedin. Giremedin, belki. Birden başlıyoruz. Efendim? Birinci bölümden. Evet. Başlayalım. Başla. Çocuğunuz için video izleme geçmişi... Reklamlar. Bu mümkün mü? Elbette mümkün arkadaşlar. Mümkün ki. Yani Tarık'la ilgili YouTube'da bir sürü video var. Noter karşısında yaptığı çekimler, okumalar vesaire de var. Ayrıca Beyaz dedi ya, Tarık'la bu keşfedince bir kitap veriliyor. Hemen bir dakikada okuyor. Sanki çocuğa böyle vahiy inmiş de böyle bir özellik gelmiş gibi anlatıyor. Ama böyle bir şey yok. Çocuğun babası hızlı okuma eğitmeni, okumayı doğru öğrenmiş. Bizim zaten en büyük problemimiz, biz okumayı yanlış öğreniyoruz. En büyük hatalarımızdan bir tanesi iç sesli okumak. Ama maalesef iç sesle ilgili şunu da yapamıyoruz. Aa, bunu kullanmayacakmışım. Dur şuraya basayım da kapansın, iç sessiz okuyayım artık. Bunu da yapamıyoruz. Yine gözü ve beyni eğitmek gerekiyor arkadaşlar. Bunun için devam edelim. Kerem, çok güzel bir şey. Ben bir kelime okuyabiliyorum şu an. Efendim? Sadece bir kelime. Kenan diyor ki, sadece arada bir kelime görebildim. Evet, kitap bitiyor. Ben de resimlerine bakıyorum. Sen de resimlerine, evet. Ben de resimlerini de aklıma tutamıyorum. Nasıl bir şeydi bu? Ne demek yani? Eğitim. Eğitim aldı, tamam aldı da eğitim. Yani beni överek öğretsem ben... 60 yaşında... Böyle 10 tane kitap ben de okurum. İstiyor musunuz o hekimden? Güzel yani. Evet hocam. Evet, ben de onu düşünüyorum. Hocamıza danışabilirsiniz. Vallahi kitap bitti. Evet, Tarık tebrik ederim. Tarık soruyorum. İçindeki sorulardan. Evet. Kitabın içinde babaannenin sürekli anlattığı masalın adı neydi? Evet. Sıçanoğlu Sülü Bey kitabıdır. Sıçanoğlu Sülü Bey. Ay, masalıdır. Evet. Peki. İkinci soru. Hangisi sorayım? Kitaptaki diğer karakterler büyücü Doboşova ve şeytan ruhlu Lipitut. Anlaşmayı imzaladıktan sonra nereye gitmişlerdi? Cehennemin en sıcak bölgesine. Buraya. Cehennemin en sıcak bölgesine. Evet. Orada sorular da var. Cevaplar da var. Daha da soru var. Soru gerçi ama
Ben merak ediyorum. Nasıl yapabiliyorsun bunu? Ne oluyor? Şey, fotokopi makinesini biliyorsunuz herhalde. Evet. O tek görüyor, sonra beyine gönderiyor. Benimki de öyle, beyine gönderiyor. Sonra içinden kelimeler seçiyor, onları birleştiriyor, özet yapıyor. Eğer soru sorulacaksa soruya cevap haline getiriyor. Ben cevabı anlayamadım ki daha şey yapacağım yani üzerine. Ben sadece fotokopi makinesini anladım. Tamam ona yaptı. Gerisini daha anlayamadım. Nasıl çalışılıyor peki buna? Ne yapıyor? Yani senin mesela şeyin ne? Antrenmanın ne? Ne yapıyorsun gün içinde? İlk başlarda amatör alıştırma şöyle yapıyorum. Gözlerini antrenman yapıyorum. Bir dakika, parmaklarını böyle yapıyorsun. Bir buna mı bakıyorsun? Başını çevireceğim sadece. Başını çevirmeden. Ha tamam, ben böyle yaptım. Evet, doğru. Böyle. Biraz yavaş ama. Yavaş mı? Ben, benimki mi yavaş? Bayağı gözlüğü çekin Tarık'ın gözlerini. Bir yakından çekin Tarık'ın gözlerini. Yapayım mı? Yap bakayım. Peki sen göz bu tarafa gittiğinde bu sayfayı tamamen bitiriyor musun? O kadar gelişme daha kaydedemedim. Çalışıyorum. Ama en azından iki kere gittiğinde görüyorsun yani. Çok acayip. Bir şey sormak istiyor musunuz daha böyle bir şey? Ne bileyim? Yok. Yani şeylerde yardım ediyor mu arkadaşlarına okulda? Yok. Onlar kendisi çabalasın. Derslerde falan yardım ediyorsundur herhalde. Onlar kendisi çabalasın. Kendisi çabalasın. Niye burada kendisi çabalasın diyor. Çünkü benim yaptığım egzersizin size bir faydası olmuyor arkadaşlar. Aslında burada söylemek istediği şey bu. Onların da eğitim alması gerekiyor demek istiyor Tarık. Çok kısa bir bölümünü daha izleteceğim. Çok komik olan bir bölümü daha var. Peki bilmediğin bir dilde okuduğun bir şeyde direkt hafızana yerleşebiliyor mu? Olamayabiliyor bazen bilmediğim zaman. Peki sen televizyon falan seyrediyor musun? Çok değil. Mesela Beyaz Show biliyor muydun daha önce? İlk defa duydum. Buradan istemeden şöyle bir soru çıkıyor. Beyaz Show'u izlemezseniz böyle akıllı. Gerçekten de. Çok iyi. Beyaz'ı evet, çok beğenerek izlemiştim çocukluğumdan bu yana. Sunumla değil de bir de bilgisayar egzersizlerimizle devam edeceğiz arkadaşlar. Tarık'la ilgili soru sormak isteyen arkadaşımız varsa başka cevaplayabilirim. Bu doğuştan gelen bir özellik değil ki. Zeka ile kesinlikle alakalı değil. Tarık Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okudu. Çünkü bu sohbetin devamında şey diyordu. Animasyon çizmek istiyorum diyordu. Sadece okumayı doğru öğrenmiş olması, bu da babasının eğitmen olmasından kaynaklıydı. En büyük avantajı oldu. Görsel hafızası iyiymiş, egzersizlerle birlikte fotoğrafik hafızaya dönüştürmüş onu. Fotoğrafik hafıza ne demek? Bir sayfanın fotoğrafını çekmek. Ctrl F yaparak nasıl bir Word'de bilgiyi hemen aratıp bulabiliyoruz. Tarık da bunu geliştirmiş kendisinde. Zeka da geliştirilebilir bir şey arkadaşlar. Kesinlikle zekanızı, her yaşta zekamızı geliştirebiliriz. Ne kadar yeni bilgi öğrenirsek ve öğrendiğimiz bilgileri uygulamaya koyarsak beynimizde o kadar fazla nöron harekete geçiyor ve nöronlar arasında her bağlantı oluştuğunda zeka seviyemiz olumlu yönde etkilenmiş oluyor bundan. Öğrenme ve beceri olarak da kazanma herhangi bir şeyi seviyemizi artırıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim bu eğitim içerisinde manuel egzersizleri gördük. Bir kere bir de arkadaşlar çok iyi bir okuyucu olmanız gerekiyor. Şimdi Tarık'a sordular ya şeyi, bilmediğim bir dilde bir metinle karşılaştığında anlayarak hızlı okuma yani sonuçta. Hızlı okuyorsan her şeyi anlayacaksın demek oluyor bu. Böyle bir çağrışım da var. Değil. Mesele o değil. Mesele ne peki? Kelime dağarcığınızın çok iyi olması gerekiyor. Dolayısıyla ben İngilizce bilmeden ya da Çince bilmeden yani 24 saat baksam da o metne hiçbir şey elbette anlamam. Kelime dağarcığım benim ana dilimde bile iyi olması gerekiyor ki anlayarak hızlı okuma yaparken herhangi bir takılma yaşamayayım. Eğer kelime dağarcığım iyi değilse, okuma alışkanlığım yok olmadan, oluşmadan ben bu egzersizleri yapmaya başlarsam
Sürekli tökezlerim. Niye tökezlerim? Çünkü grup halinde kelimeleri alacağım ama anlamını bilmediğim bir sürü kelimeyle karşılaşıyorum. Şöyle bir his oluşuyor arkadaşlar beyinde. 100 kilometre hızla arabayla gidiyorsunuz. Karşınıza yolda kocaman bir çukur çıktı. Ne yapacaksınız? Hemen frene basacaksınız değil mi? Bilmediğiniz, anlamını bilmediğiniz kelimelerde de aynı durum söz konusu oluyor. Biz dakikada benim tespitlerimden bir tanesi yine. Özel ders verdiğim öğrencilerde okuma alışkanlığı varsa eğer, 3. sınıf olması, 2. sınıf olması hiç önemli değil. Eğer çocuğun okuma alışkanlığı varsa 100-150 kelime ile başlıyor eğitime, 21 günün sonunda öğrenci 1000-1200 kelime okuyabilir, dakikada ama 1000-1200 kelime okuyabilir ve algılayabilir duruma geliyor. Bir öğrenci saniyede 35 ile 47 kelime algılayabilir duruma geliyor öğrenciler. Bu inanın müthiş bir şey. Düşünsenize paragraf sorusu çözüyorsunuz. 2-3 kere okumak yerine bir bakışta oradaki paragrafta bize ne anlatılmak isteniyor, ana fikir ne, verdiği mesaj ne vesaire, bunlara hakim olduğunuzu. Bir kere müthiş ve muazzam bir zaman kazanıyorsunuz sınav esnasında, ki ben yaptığım eğitimleri sınav odaklı yapmıyorum. Zaten sınav odaklı anlayarak hızlı okuma, kitap okuma odaklı anlayarak hızlı okuma diye bir şey yok. Niye? Çünkü ben temelde gözü ve beyni eğitiyorsam bu her yerde eğitilmiş göz ve beyin kullanılacağım demek oluyor. Kitap okurken de, makale okurken de, sınavda da, yani reklam ve pazarlama olarak kullanılıyor biraz daha. İşte LGS'ye yönelik anlayarak hızlı okuma eğitimi. LGS'ye yönelik anlayarak hızlı okuma eğitimi ancak nasıl yapılır? Çocuğa bir de test çözdürürler, paragraf sorusu çözdürürler. Süreyi kısaltmaya çalışırlar vesaire vesaire. Onun dışında çocuk eğitim aldığı zaman kendisi de yapıyor bunu. Bizim öğrencilerimiz de görüyoruz. Ben sınav odaklı yapmıyorum. Yani bana herkes okumayı sevsin, okuma alışkanlığı edinsin. Zaten çocuk gerisini kendisi halledecek. Bunu adım gibi biliyorum. Gördüğüm yüzlerce örnek de var. O zaman bilgisayar uygulamasına geçelim. Şimdi bu uygulama Excel uzantılı bir dosya, bir yazılım. Elimde anonim olarak bu uygulama ve yazılım olduğu için ben yaptığım bu tarz webinarlarda, işte online eğitimlerde bu uygulamayı paylaşıyorum. İstanbul İşletme Enstitüsü'nü bilmeyenleriniz vardır arkadaşlar. İstanbul İşletme Enstitüsü diye online eğitim platformu var. Müthiş bir platform. Hangi alana ilgi duyuyorsanız, ne öğrenmek istiyorsanız o konuyla ilgili mutlaka bir şey bulursunuz. 200'ün üzerinde eğitim var. Ben de orada kısa dönem ve uzun dönem olmak üzere anlayarak hızlı okuma eğitimleri yapıyorum arkadaşlar. Orada bu uygulamayı siteden direkt indirebiliyorsunuz. Mail yoluyla gitmiyor. Bir transferle falan gidiyor ama işte onunla da çok yoğun katılımcı olduğu zaman kim uğraşacak diyebiliyoruz. Daha detaylı almak isterseniz bu eğitimi araştırın. Yani bir sürü anlayarak hızlı okuma eğitmeni var. İstanbul İşletme Enstitüsü'nde ücretsiz olarak var. Bunu belirteyim. Şimdi bu uygulamada ilk olarak birim üzerine geldiğimde bana uygulama bu egzersizin amacını anlatıyor. Diyor ki bu egzersizin amacı göze çabukluk kazandırmak ve algılama hızını geliştirmektir. Hızla görünen ve kaybolan rakamların ne olduğunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ama bunu içimizden tekrar etmeden yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla egzersizlerde iç sesle baş etmenin yollarını da arıyoruz ve iç sesimizi eğitiyoruz arkadaşlar aynı zamanda. Şimdi iki basamaklı sayı algılayacağız. Bu hızda elbette ki ilkokul öğrencisi de gayet rahat bu rakamları algılayabilir. Ama bizim yapmamız gereken şey ne? İç sesimizi kullanmadan algılamak. Bunu bir dener misiniz? İçinizden tekrar etmeden gördüğünüz sayıyı anlayın arkadaşlar. Ve neler olduğunu yazarsanız sevinirim. Evet Dilara, kesinlikle İstanbul İşletme Enstitüsü öğrenmeyi seven herkes için ve benim için de müthiş bir yer. Ben de zaman zaman çeşitli eğitimlere kayıt oluyorum. Evet, bunu yapabildik mi? İçimden rakamı tekrar etmeden gördüğüm rakamı beynim tanıyor mu arkadaşlar? Oluyor mu bu? Elif yapamadım demiş. Elif yapamadım demiş. Zehra sen yapabildin mi? Ben ara ara böyle iç sesli bir işte oldu yani. Ama evet, oldukça zorlamamız gerekiyor. İrem de yapamamış. Yapabilen var mı? O, Kasım bravo.
İki tanesinde olsa üçüncüde olmuyor. Aynen. Tamam, şimdi püf nokta vereceğim. Bu püf noktayı birçok eğitimde bulamazsınız arkadaşlar. İçinizden seri bir şekilde bir kelime tekrar edin. Bazı katılımcılarım der ki Allah 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 diyorum ben içimden der. Ben derim ki şarkı söyleyebilirsiniz. Rap yapabilirsiniz iç sesinizi oyalamak için. Göreceksiniz gördüğünü de beyin tanıyor. Beyin gördüğünü de tanıyor. Bunu fark edeceksiniz. Yani sese ihtiyacınız yok aslında. Kolay kelimelerden birisi masadır. Masa 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 derken yani iç, dışarı vermeden iç sesimizi oyalayarak gördüğümüzü de beynimiz gayet güzel tanıyabiliyor aslında. Züleyha yapmış. Bravo Züleyha. Başka? Yapabilen var mı? Başarabilen var mı? Bu egzersizler aynı zamanda... Evet, bravo. Süper. Bravo arkadaşlar. O zaman ben iç sesimi kullanmadan bu hızda algılayabildiğime eminsem ikinci hıza geçiyorum arkadaşlar. İkinci hızda beynim için yeteri kadar hızlı olmadığı için yine iç sesimi oyalayıp gördüğüm rakamı algılamaya çalışmam gerekiyor. Yani önce görsel algıyı beynime öğretmem gerekiyor. Sonra hızlı algılamayı öğreteceğiz. Yavaş yavaş. Evet, şimdi bu hızda da diyelim ki 5 dakika çalıştınız, çok iyi odaklandınız, 5 dakika çalıştınız. Evet ya, iç sesinizi kullanmadan bu rakamları da algılayabiliyorsunuz. Aferin bize, süperiz biz. Kargoculuk yaparken bir kuryemiz vardı. Lise çağında falandı. Her yeni bir şey öğrendiğinde şey derdi. Ben bir taneyim yahu, harikayım ben yahu derdi. Kendisini çok güzel. Harika. Çok güzel motive ederdi kendini. Hep o aklıma gelir bu gibi durumlarda. Evet, biz harikayız. Bunu yapabiliyoruz, başarabiliyoruz. Yani beynim gördüğünü de elbette algılıyor. Bunun için sese ihtiyacım yok elbette. O zaman geçiyorum üçüncü hıza. Üçüncü hızda da bunu yapabildiğimi görüyorum. Ve artık arkadaşlar dördüncü hıza geçeceğiz. Bu demek oluyor ki kemerlerimizi takalım, uçuşa geçelim. Burada... Tamamen iç sesinizle bağınızı kopartıyorsunuz. Ses yetişemeyince zaten arkasını dönüp kaçıyor. Burada yapacağınız tek şey çok iyi bir odaklanma. Nasıl çok iyi odaklandığınızı anlayacaksınız. Beyniniz buradaki hızla entegre olduğunda hız yavaşlıyor gibi gelecek arkadaşlar. Odaklandığınız an o an olacak. Şimdi kendinizi bir derbi maçta düşünebilirsiniz. Taraflardan birisi sizsiniz, birisi bu rakamlar. Kaçırdığınız anda gol yiyeceksiniz gibi düşünün. Dünya Kupası, UEFA Kupası. Yani kızlar böyle, kadınlar böyle motive olmaz gerçi ama ya bir tane rakam kaçırdığınızda bir dersten kalacaksınız. Diploma yanacak. Askerliğin yanması gibi düşünebiliriz. Onun için de gerçi çok erken bir örnek galiba. Ya sonuç itibariyle bizim şu andaki hayattaki tek amacımız buradan rakam kaçırmadan gördüğümüz rakamı beynimizin tanımasını sağlamak. Bunun için de kendi motivasyonumuzu oluşturmamız gerekiyor. Ben bunun için derbi şeyini kullanmıştım zamanında. Çok iyi bir taraftardım. Şimdi önceliklerimiz değişti. Evet, bir süre sonra yavaşladığını fark eden oldu mu? Evet. Evet, yani gayet normal, rahat yakalayabiliyorum. Zaten iç sesimi kullanırsam ebedi yakalayamam bunları. Ama gördüğümü algılama noktasında gayet başarılıyım diyen var mı? Benim öyle oldu sanki. Ya da bana mı öyle geldi? Şimdi biz bu eğitimleri İstanbul İşletme Enstitüsü'nde daha çok akademisyenler, öğretmenler, doktorlar, hemşireler, anneler, babalar... öğrenciler de geliyor. Abdullah süper, bravo. Onlar dördüncü hızı görünce şoka giriyorlar. Hayatta biz bunu algılayamayız diyorlar. Ama bu şekilde baktıklarında bilinç düzeyinde odaklanmanın ne olduğunu ve odaklanmanın gerçekleşip gerçekleşmediğini nasıl anlayacaklarını fark ettiklerini çok kolay yapabildiklerini görüyorlar. Sadece şu an beynimizin alışık olmadığı bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ama siz ısrarla onu yapmaya çalıştığınızda, yani doğru talimatı verdiğinizde kesinlikle beyin onun üstesinden geliyor.
Herhangi bir şeyi yaparken kullandığınız cümle kalıpları çok önemli arkadaşlar. Eğer olumsuz bir cümle kalıbı kullanırsanız beyin kendini o görevi başarmak için kapatmış olur. Olumlu cümle kalıpları ve olumlu yaklaşımlar her zaman iş bitirici yöntemlerden bir tanesidir. İki basamaklıları yapabildiğimi düşünüyorum. Aferin bana, ilk denemede hallettim ben bu işi. Şimdi birinci hıza döndük arkadaşlar. Birinci hıza döndüğümüzde bize ne kadar sıkıcı gelecek? Anlayarak hızlı okumayı öğrendiğinizde ve bunu otomatik bir beceri haline getirdiğinizde, yani şu anki okuma hızınızı 3 kat artırdığınızda artık bu hızda okuma yapamazsınız. Nasıl ki şu an birinci sınıf seviyesine inip okuma yapamıyorsunuz, her ne kadar çok yavaş okumaktan keyif alsanız da birinci sınıf seviyesine de inip okuma yapmıyorsunuz değil mi? Bu eğitimin amacı normal okuma hızınızı 3 kat artırmak ve artık otomatikleşmiş hızınızın da o olmasını sağlamak. Temel amacımız bu. Görsel algı daha geniş görebilmek için ne yapıyorduk? Göz hareketlerimizi, manuel göz egzersizlerini yapıyorduk. Daha hızlı algılayabilmek için, yani o gördüğümüz her şeyi aynı hızda algılayabilmek için de bu tarz bilgisayar egzersizlerimizi yapıyorduk. Burada şimdi 3 basamaklılarda ikinci hızdayız. Bu arada ara vermek isteyen olursa lütfen belirtsin. Ben böyle saatlerce anlatabilirim. Hiç bıkmam, hiç yorulmam. Devam edelim mi, anlatayım mı? Evet. Eğer isterseniz 5 dakika falan ara verebiliriz. Tamam. Tamam. Devam mı edelim? Hazal devam edelim demiş. Devam edelim demiş. Tamam. Burada da Sayra Hanım, Sayra Hoca hangi konularda eğitimleri? O, Sakarya Üniversitesi sosyoloji mezunuydu. NLP ve yaşam koçluğu eğitimleri veriyordu. Aynı zamanda kurumsal firmalara da eğitimler yapıyordu. Çeşitli konularda, işte etkili iletişim vesaire, bu tarz konularda da kurumsal firmalara eğitim yapıyordu. Şu an Bodrum'da butik bir otel işletiyor. Yine davet aldığında eğitimlere de gidiyor kendisi. Evet arkadaşlar, burada yine iç sesimi oyalayarak 3 basamaklı rakamları algılayabiliyor muyum? Buna bakıyorum. Buna baktık, yani birkaç dakika denedim kendimi. Evet, iç sesimi oyalayarak gördüğü rakamı beynimin algıladığını fark ettim ve ikinci hıza geçtim. İkinci hızda da aynı yöntemle ilerliyorum. İkinci hızda beynim için yavaş bir hız olduğu için yine iç sesimi oyalayarak gördüğüm rakamı anlayabildiğimi fark ettim. Birkaç dakika sonra 3 dakika, 5 dakika. Burada bu egzersizlerde şu yok arkadaşlar. Herkes 5 dakika buraya bakacak böyle. Bu yok. Ben yapabildiğimden eminsem geçiyorum. Yani bunu belki ben 10 dakikada emin olacağım kendimden. Lala 2 dakikada halledecek belki bu işi. Yani aradaki 8 dakikayı niye çöpe atalım? Yapabildiğimizden eminsek bir sonraki hıza geçmemiz gerekiyor. Yani 2'yi yaptım bir de 6'ya bakayım demiyoruz. Mutlaka sıralı ilerlememiz gerekiyor. Hızımızı da sıralı ilerletmemiz gerekiyor. Şimdi ben bunu yapabildiğimden emin oldum. 3. hıza geçiyorum. Biraz hızlandım. Bu ne demek oluyor? Hız arttıkça dikkat seviyesi de artıyor demek oluyor arkadaşlar. 1. hızdaki yaklaşımınızla 3. hızdaki yaklaşımınız aynı mı? O zaman buradan elbette aynı değil. Nasıl bir sonuç çıkartıyoruz buradan? Demek ki anlayarak hızlı okumayı öğrendikten ve tamamen içselleştirdikten sonra, yani otomatik bir beceri haline getirdikten sonra bunu daha odaklanmış, tamamen gördüğünü algılamaya, öğrenmeye ve sindirmeye yönelik okuma yapıyorum. Hem okuma yapıp hem de işte geçen sene tatile gittiğimde ne yaptığımı, bu sene tatile nereye gideceğimi falan düşünmüyorum. Eve gelecek yardımcıyı düşünmüyorum. Niye? Daha önemli bir işim var çünkü benim önümde. Okuma yapıyorum. Değil mi? Odağımız artmış oluyor. 3. hızda yapabildiğimi anladıktan sonra yine kemerimi takıyorum. Uçmaya hazırlanıyorum arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Daha dikkatli olmam gerekiyor. Şimdi kilitleniyorum ekrana. Veriyoruz coşkuyu.
Yavaşladığını hisseden var mı? Evet, nedir arkadaşlar durumlarınız? Üç basamaklı rakamlar, dördüncü hızda algılama durumunuz, odaklanma durumunuz daha da hızlanıyor. Özgür odaklanamamış. Genelde ilk denemelerde odaklanmada güçlük yaşanıyor arkadaşlar. Çünkü kendi odak seviyemizi de bilmiyoruz ve odaklanmayı da bilmiyoruz. Hazal bazen yavaşlıyor, bazen hızlanıyor demiş. Odaklandığında yavaşlıyor ama o daha çabuk dağılıyor demek oluyor bu da. Şeyda Nur'unki yavaşlamış. Bravo. Güzel. Bunu da yaptığından emin olduktan sonra 4-5-6. Basamaklar diye devam ettiriyoruz. Sonra diyelim ki ben 6 basamaklıları da bitirdim. Geldim 2. uygulamaya. Burada da benden istedikleri şey kısa zaman diliminde gördüğüm kelimeyi okuyabilmem. Okuyabilmem dedikleri şey arkadaşlar sesi kullan değil. Gör ve algıla. Yani anlayarak hızlı okumada sadece gözü ve beyni kullanırız arkadaşlar. Sesi aradan çıkartmak için de hızlı okumayla ilgili yapılabilecek tüm çalışmaları yapmam lazım. Göz egzersizlerimi ve bilgisayar egzersizlerimi yaparak algı hızımı artırırsam zaten gördüğünüz gibi dördüncü hızda, düşünseniz o kadar hızlı okuduğunuzu, ses yetişemeyeceği için zaten otomatik olarak görsel algıya çeviriyor beyniniz özelliğini. Beyin ne kadar müthiş, ne kadar muazzam bir organ arkadaşlar. Yeter ki onu kullanmayı bilelim. Arkadaşlar herkes kelimeleri görsün ama okumasın. Ne olduğunu da anlamayın. Böyle bir yönergeyle başlayalım bakalım. Kesinlikle okumayın arkadaşlar. Herkes kelimelere baksın. Kesinlikle okumayın. Orada hangi kelimeler var bunu bilmeyin. Burada iç sesinizi engellemek için az önce kelime kullandık arkadaşlar. Şimdi de rakam kullanacağız. Nasıl rakam kullanacağız? 1-2-3-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 
ve görün ama algılamayın dediğim şeyi zaten yapamazsınız. Çünkü beyin o harfleri bir araya geldiğinde ne olduğunu çok iyi biliyor arkadaşlar. Beyin üzerine düşeni yapar her zaman. İç sesimizi oyalamaya çalışıyoruz. Ben yavaş yavaş artıracağım hızını. Evet, deneyimlerinizi bana aktarabilir misiniz? Benimle paylaşabilir misiniz arkadaşlar? Kelimelerde, rakamlarda ne olduğunu gördük. Kelimeleri de deneyimledik. Neler oldu? Ben başlayayım. İç sesini 1, 2, 3 falan diyorum ama 1, 2, 3 derken mesela gezi yazıyor. Geziyi de söylüyor çok karışık. Söylemeyeceğim. Daha hızlı. Bunlar rakamlar daha hızlı. Aynen. Evet. Sayılardan daha kolay. Neden daha kolay? Çünkü T ve R kelimesini beyin göz gördüyse beyin onu tren olarak tamamlıyor. Beynin tamamlayıcılık özelliği var kelime gruplarında, harflerde. Ama rakamlarda buna ihtimal yok. Çünkü 526 rakamı var örneğin. 5 ve 2'nin yanında 6 mı var, 9 mu var, 3 mü var, 5 mi var? Bunu görmeden emin olamayız, bilemeyiz. Ama buradaki kelimenin zaten okur olduğunu da biliyorum. O ile K'yi görürsem ya da sadece U ve R'yi görürsem ya da Q'yu görürsem okur olduğunu beyin otomatik olarak tamamlayabiliyor arkadaşlar. Algılama durumu ile ilgili var mı? Şimdi direkt şöyle yapalım. Dördüncü hızla ikinci bölüme geçtik. Buradaki rakamları algılamakla ilgili durumumuz nedir? Ben hem konuşup hem de oradakileri de çok rahat bir şekilde algılayabiliyorum. Elbette sizden aynı performansı beklemiyorum. Ben de 10 yıllık bir birikim var sonuçta. Bu arada ben dakikada bu soruyu da bekliyordum. Kimse sormadı. Siz dakikada kaç kelime okuyorsunuz diye her eğitimde sorulur. Ben 750-800 kelime civarında okuyorum dakikada. İlk eğitim aldığım, bu eğitime girdiğim gün 199 kelime okuyordum ve iç sesimi çok fazla kullanıyordum. Hatta iç sesi
iç sesim olduğunu orada fark ettim. İç sesimin olmaması gerektiğini de orada anladım. Sizin tepkiniz gibi ben de nasıl yani iç ses olmadan nasıl okuyacağız ki, okuduğumuzu nasıl anlayacağız ki? Bunların hepsini ben de sorguladım. Tarık'ı gördüğümde şoka girip nasıl ya, bir dakikada onun sayfaları bile çevrilmez. Ben de dedim. Arkadaşlar dedim. Ama işte eğitim şart. Eğitim kesinlikle hangi alanda olursa olsun kendimizi eğittiğimizde başarı arkasından geliyor arkadaşlar. Bilgisayar uygulamalarımız da bu şekilde. Daha çok ileri versiyonları var elbette arkadaşlar. Mesela şimdi ben size bir metin açacağım. 3-4 satırlık, belki de 4-5 satırlık bir metin. Metni okumadan sadece çok hızlı bir şekilde bütün satırları tarayarak orada kaç tane insan kelimesi olduğunu bilmenizi isteyeceğim. İnsan kelimesi. Metni okumuyoruz ama çok hızlı tarıyoruz. Kaç tane insan kelimesi olduğunu sayıyoruz. Başlatıyorum. 1, 2, 3. Ay pardon. Ay yanlış uygulama açtım. Bu değildi. Buydu. Evet, başlatıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. Kaç tane gördünüz? 3 tane gördüm. Hani çok iyi görmüştün Zehra. 3. 2, 3. Güzel. 3, 2. Tekrar 5 kez üst üste başlatacağım. Ama kaldığınız yerden değil, her seferinde başlamanız gerekiyor. Başlatıyorum. Kaç tane gördünüz en fazla? 4. Peki. 5 gören var. Oo, bravo. Hepsini gören de var. Süper. Peki satırları tararken hep her seferinde sol başa gidip de mi taradınız yoksa Z şeklinde mi tarama yaptınız? Özellikle hepsini gören arkadaşlara sorayım. Gözler bayağı hızlıymış bu arada. Z taradık. Sol başa gittik. Z olarak tarayabilirsiniz. İlk satırı bitirdikten sonra alt satırda sağdan sola doğru gelebilirsiniz arkadaşlar. Başka bir metin açıyorum. Bu sefer ağaç kelimelerini sayacağız. Başlatıyorum. 1, 2, 3. Devam. Evet, en fazla kaç tane gördük? Ben 2 tane gördüm maalesef. Evet, biz zaten çok kısa süre içerisinde çok fazla bilgi aktarmaya çalıştım. Fazla uygulama yaptırmaya çalıştım. Gözler de yorulmuş olabilir. Ayrıca 4. hızda 8 tane ağaç kelimesini görmek için en az bir hafta düzenli olarak bu egzersizlere çalışmak gerekiyor. Hocam 7 tane gören var. Evet, bravo. Göz hızlarınız muazzam, müthiş arkadaşlar. Ben bu şekilde eğitimler yaparken İstanbul İşletme Enstitüsü'nde bu arada herkesi bekliyorum arkadaşlar. Daha detaylı hem de uygulamalı olarak anlatıyorum. Burada 1-1,5 saate sığdırmaya çalıştığım şeyleri enstitüde 5 günlük 5 saatlik eğitim halinde anlatmaya çalışıyorum. Orada eğitimin başında okuma hızı ölçümü yapıyoruz. Bu tarz bilgileri verdikten sonra, giriş bilgilerini verdikten sonra her dersin sonunda mutlaka başlangıç hızıyla bitiş hızı arasında, başlangıçtaki ölçümle bitişteki ölçüm arasında ilk günde en az 20-30 bazen 100 kelime kadar fark olduğunu görüyorum.
Bunun sebebi bir derste hızlı okumayı öğrenmiş olması değil bireyin ya da benim çok iyi anlatmış olmamla hiç alakası yok. Anlayarak hızlı okumanın ne olduğunu öğrendikten sonra, anlayarak hızlı okuduğumuzda daha iyi anlayacağımızı ve daha dikkatli okuma yapacağımızı ikna olduktan sonra eğitime karşı motivasyon artıyor. Birkaç tane hareketle birlikte biraz da okuma hatalarından bahsediyorsak, eğer ki iç sesin bunlardan bir tanesi olduğunu söyledik ama bir derste çözülmüyor bu. Motivasyonla birlikte dediğim gibi 20 ile 100 kelime arasında artış gösteren katılımcılarımız oluyor. Zaten okuma hatalarını bıraktığınızda otomatik olarak iki kat artıyor. İç ses hemen bırakılmıyor. Onu tekrar belirtiyorum. Otomatik olarak iki kat hıza ulaşmış oluyoruz 5 günlük eğitim içerisinde. İşte onu sürekli hale getirebilmek için de biraz öz disiplinli çalışma gerekiyor arkadaşlar. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi çok detaylı ve uzun soluklu bir eğitim aslında bu eğitim. Ama temelde daha geniş nasıl görürüz, daha hızlı nasıl algılarız, bunlarla ilgili giriş bilgilerini aktarmaya çalıştım. Teorik olarak da anlayarak hızlı okuma nedir, neden anlayarak hızlı okuma yapılması gerekiyor, bunlarla ilgili bilgi paylaşımları yapmaya çalıştım. Lütfen bana şimdi soru sorun. Bu eğitimle ilgili açıkta kalan bir sürü bilgi var mesela. Merak ettiğiniz şeyler. Allah Allah, gayet gayet açıklayıcı. Umarım uzun vadeli daha faydalı hale getirebilirsiniz. Şimdi Tarık hiç yanlışı düzeltmekle uğraşmadı. Direkt olarak doğru öğrendi her şeyi. Dolayısıyla daha çabuk hızlanabildi. Tarık'ın bir de 6 yıllık çalışmasının sonucu o hız. Bizler de en az 6 yıl üzerinde çalışma yaparsak aşağı yukarı Tarık kadar hızlı okuyabiliriz elbette. Ama ilk hedefiniz Tarık kadar hızlı okumak olmasın. Dakikada 1000 kelimeye çok kolay ulaşılıyor arkadaşlar. Dakikada 1000 kelimeyi hedefleyin. Türkiye ve dünya ortalamasının oldukça üzerinde zaten dakikada 1000 kelime okuyabiliyor olmak. Fazlasıyla da yeterli olur. Ha, ben daha da geliştirmek istiyorum derseniz eğer üzerinde yine çalışma yapabilirsiniz. Sayıları görmek egzersizlerdeki amacımız ezber yapmak değil. Yani ben size Abdullah o sayıları liste olarak versem, desem ki 24 saat bu sayılara bakın ezberlemeye çalışın desem, siz yine onların hepsini sıralı olarak aktaramazsınız zaten. Orada amacımız sayıyı ezberlemeniz değil, amacımız an içerisinde görebiliyor musunuz? Algınız o kadar hızlı mı? Bunu tespit etmek ve bunu pekiştirmek aslında. Sayılarda bunu yapamazsınız ama sayılarda o hızla algılayabiliyorsanız kelimelerde daha geniş ve daha kalıp olarak algılayıp onu bir de hatırlayabilirsiniz. Biz uygulama içerisinde biraz zordan başlatıp sonrasında biraz daha rahat çalışmalara doğru eviriyoruz egzersizleri. Egzersizlerde sadece görmek yeterli. Ancak chat ekranını biraz genişleteyim. Nasıl genişleteceğim ben? Hocam kenarlarından tutup böyle tutamadım. Ok işaretleri çıkıyor. Eğer yandan tutarsanız iki tarafa, yan tarafa, yukarıdan tutarsanız iki tarafa böyle. En evet. Köşesine ya da kenarına getirsin. Tamam. Ya da ben okuyayım. Fark etmez. Yok tamam. Yani kelimelerde de bence 5 tane kelime say desem sayabilirsin Abdullah. Bence anlamadığını zannediyorsun. Bir de ilk denemede siz bu çalışmayı tamamen hakkıyla yaptıktan sonra da aynı şekilde okuyacaksınız diye bir şey yok. Şu an göz hızınız, algı hızınız yeteri kadar iyi durumda değil. Dolayısıyla buna rağmen çok iyi bir performans sergilediniz. Bunu da belirtmem gerekiyor. Ama bize mesaj veren bir metin, bir bilgi okuduğunuzda daha iyi odaklanmayı da öğreneceğiniz için bütüne çok çabuk hakim olabiliyorsunuz. Yani şu an yapmış olduğumuz denemelerdeki gibi göreceksiniz, geçeceksiniz ve hiçbir şey hatırlamayacaksınız olursa eğer biz 100 bin kişiye bu eğitimi yapamazdık şimdiye kadar. Çok da hatırı sayılır bir eğitim olmazdı. Bu kadar talep gören bir eğitim olmazdı. Bu eğitim kaç yaşından itibaren başlamalı çocuklar için? Seri bir şekilde okumayı öğrendikten sonra çocuk başlıyoruz. İkinci sınıfta okumayı seven, her gün birkaç kitap, ya şey her hafta birkaç kitap bitiren çocuklarla ikinci sınıftan itibaren başlıyoruz. Yoksa da üçüncü sınıf itibariyle başlıyoruz Melisa.
Çağrı, şimdi okuduğun içerik, o içeriğin sende oluşturmuş olduğu duygular, iş yerine yaklaşımın ve bakış açın, bu biraz daha derin bir konu. Şimdi ben çok pembe bir dünya ile ilgili okuma yaparken kafamı kaldığında hayatın gerçekleriyle karşılaşıyorsam ben de afallarım. bu biraz daha derin ve hani ne, nasıl bir içerik okuyordun da iş yerin nasıl bir yerde afallıyorsun, bunun üzerine konuşmamız gerekiyor aslında. İlk etapta iç sesinizi bastırmamız normal mi? İç sesinizi bastıramazsınız. İç sesinizi önemseyerek ve sürekli onu kontrol ederek okuma yaparsanız algınızı daha çok düşürmüş olursunuz. Siz okuduklarınızı tamamen algılamaya, o esnada zihninizden başka bir şey geçmemesine, dışarıdan gelen sesi duymamaya odaklanmalısınız. Ondan sonra zaten okuduğunuz şeye göre de bir yeri bir kere daha okuma ihtiyacı duymazsınız. Ya da duysanız da normal şartlarda 3 kere okuyacağınız yeri 2 kere okursunuz. 4 kere okuyacağınız yeri 2 kere okursunuz. Ama dediğim gibi yani göz ve beyni eğitmekle başlıyor her şey. Siz şu anda gözü ve beyni eğitmeden, eğitilmiş haliyle karşılaşacağınız şeyleri soruyorsunuz. Tam oturmamış oluyor. Buradan bu sonucu çıkartıyoruz. Yani birinci sınıfta öğrenci heceleyerek okuma yapar ve okumaktan çok sıkılır. Yani o çocuğu kitabın başına oturtmak gerçekten ona işkence yapmak gibidir. Çünkü ne yapıyor çocuk? Etap ta diye okuyor. Etap ta kelimesini okuduğunu fark etmiyor. Çünkü harfe odaklı o. Kelimeye değil. Biz de cümleye değil kelimeye odaklıyız. Dolayısıyla bütünü kaçırabiliyoruz o kadar yavaş olduğumuzda. Yani biz şu an birinci sınıf öğrencisinin algı hızı ve okuma hızı arasındaki durum neyse yetişkinlerde de okuma hızı artırılmadan durum bu oluyor. Ne kadar konunun içerisine girerseniz girin. Bir roman okurken ben hatırlıyorum 10 yıl önce okumayı çok sevdiğim halde çok sevdiğim bir romanı. Sebahattin Ali okumayı çok severim. Hala çok severim. Çünkü duygularını çok iyi betimliyor. Okurken bile onun duygularında betimlediği hali beni kendi duygularıma götürüp kendi duygularımla ilgili ne zaman neler hissettiysem oraya gidebiliyorum. Bu hepimizin başına geliyordur. Evet. Bunların önüne geçebilmek için işte o size hızlı okumak keyifsiz ve zevksiz gelebilir belki. Ama şu örnek burası için çok iyi. Yavaş okumanın keyifli ve zevkli olduğunu düşünüyorsanız eğer birinci sınıf seviyesinde okumaya tahammül edemezsiniz. Beyniniz ulaştığı maksimum hız neyse o hızda her şeyi öğrenmeye daha yatkındır. Ben size bu hızda anlatsam beni ne kadar dinlersiniz? Hiç. 3 dakika sonra burada kimse kalmaz. Beyin tahammül edemez. Trafiği insanlar niye hiç sevmiyor? Çünkü her şey o kadar hızlı, o kadar seri ki hayatlarımızda. Bir tek okumak çok yavaş. Trafikte kaldığı zaman insanlar niye çıldırıyor? Yavaş olan bir şeye tahammül yok çünkü. Bu yüzden hızımızı en azından beynimizin minimum algı kapasitesine, o bir dakikada algıladığı frekans seviyesine çıkartmamız gerekiyor. Emin olun çok daha keyifli okumalar yapacaksınız. Biriken kitaplarınız artık olmayacak. Sahip olmak istediğiniz bilgiye çok daha hızlı ulaşabileceksiniz. Bir de okunacak çok fazla şey var. Evet. Yani bir ömür sadece okumaya ayrılsa yine yetişemiyoruz. Yine yetişemiyoruz maalesef. Benim söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Amosyon Enstitüsü'ne gelirseniz eğer çok daha detaylı, daha uzun soluklu bir eğitim almış olursunuz. Aynı zamanda uygulamayı da indirmiş olursunuz. Dakikada kaç kelime okuduğunuzu ölçüyoruz orada her gün bir de. Hacer Doganer Instagram hesabından beni takip edebilir. Sormak istediğiniz soruları oradan da sorabilirsiniz arkadaşlar. Bugünden itibaren kendinizi geliştirmek için Berfu, bir kere iyi bir okuyucu mutlaka olun. Günlük şu göz hareketlerinizi mutlaka yapın. Göz sağlığınız için de tek başına zaten çok etkili. Ama anlayarak hızlı okuma için tek başına yeterli değil. Bunun için de 10 Mayıs haftasında canlı olarak yapacağım İstanbul İşletme Enstitüsü'ndeki eğitime beklerim ki uygulamayı bilgisayarlarınıza indirebilir ve eğitime sürekli katılamasanız da düzenli olarak uygulama üzerinden günlük çalışma mutlaka yapın. Rica ediyorum. Ben de çok keyif aldım.
Kesinlikle. Zaten anlayarak hızlı okuma anlatmayı kesinlikle çok seviyorum. Belki bir gün hafıza teknikleriyle ilgili de bir çalışma yaparız birlikte. Tabii inşallah. İnşallah onu da okulumuza yaparız inşallah. İnşallah. Ya bu şekilde veya yüz yüze benim için hiç fark etmez. Şu an elimizdeki imkanlar bunlar olduğu için. Evet, evet. Buna yetiniyoruz. Hafıza teknikleriyle ilgili belki bir planlama yaparız. Tabii ki yaparız. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok keyif aldım. Üniversitelerle yaptığım çalışmalar beni her zaman çok heyecanlandırıyor. Yine çok heyecanlı ve keyifli. Sabah gözlerimi açtığımda bugün Sakarya Üniversitesi ile eğitim yapacağım diye açmıştım arkadaşlar. Ya çok hoş. Bu heyecanım hiç bitmedi. Ya 10 yıldır, son 2 yıldır özellikle çok aktif olarak online eğitim yapıyorum ama eğitim haftasında ya da herhangi bir kurumla eğitim yapacağım zaman o heyecanım, ilk kez eğitim yapıyormuşum heyecanı hiç bitmedi. Umarım hiç de bitmez. Hepiniz aynı heyecanla sahip olacağınız mesleklere dahil olursunuz umarım arkadaşlar. Lütfen okuma alışkanlığı edinin. Öğrenmekten lütfen ama lütfen vazgeçmeyin. Çünkü hiçbir şey bugünkü gibi kalmayacak. Hangi mesleklere dahil olursak olalım, bir taraftan gelişmeye, bir şeyler gelişmeye devam edecek. Sinan Can Hoca der ki, birçok eğitim uzmanı da bunu söylüyor. Mezun olduktan sonra diplomayı elinize aldınız. 5 yıl içerisinde üzerine bir şeyler ekleyemediyseniz diplomayı yırtıp çöpe atın, artık hiçbir işe yaramaz o der. Her şey değişiyor. Eğitim değişiyor. İnsanlar, algı, ihtiyaçlar. Dolayısıyla mezun olduğumuz zamanki gibi kalmayacak hiçbir şey. Hafıza tekniklerine biraz daha derin işliyoruz bu konuyu ama bu biraz sizin vizyonunuz, biraz dünyaya bakış açınızla ilgili. Kendinizi en iyi geliştirebileceğiniz yerlerden bir tanesi de kitaplar. Son olarak bunu söylemek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çok memnun oldum tanıştığınıza. Hoşçakalın. Ben de çok memnun oldum. Hoşçakalın. Son olarak ben arkadaşlarıyla bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu oturumu sonra kaydedip YouTube'a ekliyoruz. Oradan da tekrar izleyebilirsiniz. Çok teşekkür ederim hepinize katıldığınız için. Size de Hacer Hanım ve diğer arkadaşlara da. Kendinize iyi bakın. Umarım bir daha görüşürüz. Memnuniyetle, zevkle. Hoşçakalın. 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 Thank you.